suyumuz yazında özellikle dereye salınmıyordu. Bu durum dere kenarındaki ağaçların yazın kurumasına, o dere boyunca yaşayan canlıların yazın su sıkıntısı çekmesine neden olduğunu düşündük. Ve Temmuz ayı sonu, Eylül ayı başı itibariyle dereye doğal akışına bırakmaya karar verdik. Şu an deremizde su vardır, yani eskiden de vardı. Dere kenarında eskisi gibi bağ bahçe yapabilirsiniz. Belediye etraflı düzenlemelerden bahsetmiştik ama bundan ayrıca bahsetmek istiyoruz. Belediyenin ön tarafında da bazı değişiklikler yaparak araç park etme ve geniş alanlar oluşturdu. Beldemizde göletimizden başka pitlik yapılabilecek alan olmadığı için pitlik yapılabilecek alanlarımızı arttırmak istedik. Ve yıllar önce bir küçük ayazmamız vardı. Hepimiz bilirsiniz. Küçük ayazmamız vardı, hepiniz bilirsiniz. Biz bu küçük ayazmayı eski haline getiriyoruz ve getireceğiz. Eskisi gibi orası güzide bir piknik alanı olacak. Ayrıca Koca Çınarlar piknik alanımıza da küçük ayazma salıncaklar kurduk. Bunun da bilgisini burada vermiş olalım. Şimdi küçük ayazma 1994 yılında hatta daha erken herhalde muhtarlık Terzan Kurtarlık'ın oraya yatırımı yapılmış. Ondan sonra Terzan'a göre faaliyete geçince tabi bunları unutulmuş böyle. Oraları biz canlandırmak istedik. Ağustos ayında oranın çok daha serin ve çok daha güzel bir doğal yapıya sahip. Tabi biz de seçim zamanında Adil amcaya çıkıp salıncak da ettik. Salıncak da yapalım dedik. Salıncağı da yaptık yani. Yollarımızın onarılması için grader kiraladık ve belde içerisindeki bozuk durumda olan yolları ve dağ yollarımızı yaptık. Okulumuzu eğitim öğretim yolu başlamadan ve güzelce temizliyoruz. Okulumuzun talebi bizim dikkatimiz üzerinde gerekli çalışmalar okulumuza zamanında vermeye çalışıyoruz. Okulda öğrencilerin arasındaki araçlar. Okulumuzun içerisinde araçların eğitim sezonunda çok olması sebebiyle okula araç girişini yasaklayıp okulumuzun yanına otopark yaptık. Okula araç giriş konusunda aldığımız kararı da tüm belde altına buradan duyurmuş olalım. Çanakkale seramik fabrikalarımızdan belde içerisinde kemer yapımında ve şantiyemizde garaj yapımında vesaire işlerde kullanmak maksadıyla tam 15 ton demiri ücretsiz olarak aldık. Buradan da Çanakkale Seramik Fabrikası Müdürlüğü'ne, Belediye Başkanımız ve sizlerin adına teşekkürlerimizi sunmuş bulunalım. Asıl önemli ve büyük iş olan beldemiz Koca Çınarlar mevkiinden Sütek Olarına kadar olan kesim köy zamanında yapılan 75'lik su borusu yeterli gelmemekteydi. Biz buna ek olarak yeni su hattı çekelim dedik ve 110 mm çapında 3450 metre su ihalesini yapmış ve işi tamamlamış bulunmaktayız. Böylece bu projenin gerçekleşmesi sonucunda Nazabat mevkiinden pompaları çalıştırıp gereksiz yere fazla elektrik faturası ödemiyoruz. Ve beldemizin ileriye dönük su sıkıntısını da çözmüş bulunmaktayız. Bu projemizin de beldemize hepimize ayrıca uğurlu olmasını diliyoruz. Evet. İşte bu Terzan'ın en büyük projesi buydu yani. Bunu biz bu sene 2014'te bitirdik. Aralık ayı itibariyle devreye girdi. Eğer biz bunu yapmamış olsaydık bu son karda doğumda kesinlikle sularımız kesilecekti. Şu anda hiçbir yerden elektrikle su basmıyoruz. Cazibeli denilen şekilde doğal akışı ve Terzan'ın suyu yeterli geliyor. Hatta fazlası bile var. En büyük yatırımı bitirdik. Aslında belediye olarak verdiğimiz sözler içindeki en büyük yatırımı bitirdik. Ama da bunu vatandaş görmedi yani. Bu toprağın altına gömdük. Bir de dağda yaptık bu işi. Görülmeyen bir hizmet ama çok büyük bir hizmet. 30 sene sonra bunu yapmak bize nasip oldu. 1984-83'lü yıllarda bu yapılmış. Şimdi 2014'te yapmak bize nasip oldu. Hayırlı uğurlu olsun belediyemize. Bir başka su ile ilgili projemizi açıklayalım. Haritada kırmızı renkli görmüş olduğunuz gibi çevre caddesinden tek hat ikiye ayrılıyordu. Basit sorunu yaşıyordunuz hepiniz evlerinizde. Sarı renkli görmüş olduğunuz ayrıma kadar 150 metre 90'lık yeni hat çektik. Ayrım kısmındaki hatları sarı ve kırmızı renk olmak üzere ayırdık. İkiye ayrılan kırmızı çizgilerden birine de
civarında 150 metre inen Sarıbek'te görmüş olduğumuz hattı bağlayıp hatları ayırmış olduk. Yani böylece basın sorumluluğu da çözmüş olduk. Evet, bakın. Biz göreve geldiğimizde Tarzlama'nın beldesi tek depodan su destekliyordu. Zaten geçen dönemde biliyorsun sıkı su kesintiler oluyordu. 180 dolu bir depomuz var. Süle Mahallesi de, Tarzlama Beldesi de, Çakmakçay Mahallesi de hepsi bu depodan destekliyordu. Şimdi biz suya çok ciddi yatırımlar yaptık. Mezarlıkta bir depoyu devreye aldık. Nazmi Tekin'in o tabelerine kadar iyi bir halk çekti. Şu anda Terzan Belediyesi tek nokta değil, üç noktadan besleniyor. İstimlak konusu, belde meydanımızdaki imar planlarımızda tamamı yol ve park alanında kalan parsel sahipleriyle anlaşılarak tapuları belediyemize denetlerinde sağladık. Ve bu yerler üzerinde belediye olarak resimde görmüş olduğunuz iş yerlerini yapacağız. Şu an tapu belediyemize geçeni bir hafta oldu. Ve tüm hızıyla iş yeri yapımına başlanacak. Gerekli olan alt çalışmalar finisher olarak yapılmaktadır. Bu iş yerleri 18 ay içerisinde bitirmek zorunda olduğunu da buradan belirtmek istiyorum. Evet. Şimdi biz burayı kamulaştırmak için işlemlere başladık. Kamulaştırma da şöyle oluyor. Orada toplum yararına yapılacak bir şey varsa belediyenin orayı almak koyuyor. Vatandaşla anlaşabilirsiniz, anlaşıyorsunuz. Anlamazsanız, anlaşamazsanız mahkeme uygun olmuş oldu. Fiyat üzerinden orayı alıyorsunuz. Fakat ben buradan teşekkür ediyorum. Bilgiyat amcadan Allah razı olsun. Mustafa Özcan'ın kızları da bu işe tamam dediler. Biz bu işe varız dediler. Kendimle anlaştık, onlara iş veriyoruz. Altta tamamen belediye ait. Bu anlaşmanın neticesinde tapuları şu anda belediye değer aldı. Şu anda mimari imar durumları yapılıyor, projeler için diyor. Nasip olursa bu yaz bu projeyi bitireceğiz, bu yaz bu işlerini yapacağız nasip olursa. Fakat iki kat yapacağız, üçüncü kat evet büyük ihtimalle şu anda yapmayacağız. Onu da buradan belirtmekte fayda var. Ayrıca açık pazar yeri için imar plan değişikliği yapıldı. Açık pazar yerinin de istimlak işlemleri en kısa sürede tamamlanıp belgemize açık pazar yeri kazandırmaya çalışıyoruz. Evet, bu açık pazar yerinden geldi. Şu anda Berber Turgut'un oğlu yeri, yani eski binaların oğlu yeri, orada ciddi bir alan var. Orayı kamulaştırıp belediye almak istiyor. Pazar yerinde olduğu için alma hakkı var. Ciddi bir mirasçısı var zaten, mirasçılar arasında çözülemiyor. %200'den fazla mirasçısı var. Ama biz belediye olarak kamulaştırma işlemlerine başladık. İnşallah bu dönem orasını belediye alıp halkın kullanımına açacaktır. Göletimizin karşı tarafına araçlarımızla geçmek için köprümüz yoktu. Çoğu araç geçemiyordu. Yardımsever vatandaşlarımızla birlikte köprünün yapılması için gerekli yardımları ve organizasyonu yaptık. Köprümüzle belediğimize, göletimize hayırlı uğurlu olsun. Belediğimiz felişleri olarak su, kanalizasyon vesaire arızalarımıza anında çözüm getiriyoruz. Okulumuzun bahçesine aşırı yağmurlarda su birikmekteydi. Bu da öğrencilerimizin, çocuklarımızın evlerimize ayakları üstü başı ıslak halde gelmesine sebep oluyordu. Okulumuzun girişine kanal yaptık ve yağmur sularını okul bahçesinde girişine engelledik. Okulumuza her zaman önem veriyoruz. Okul içerisindeki kanalları düzenli aralıklarda ekibimizle temizlemekteyiz. Temizliklerimizi özel günlerde daha detaylı olarak yapıyoruz. Beldemizde dışarıdan gelen insanları, yabancı vatandaşlarımızın yol bulmada yaşadıkları sıkıntıyı fark edip belediyemize yük olmadan elimizdeki bulunan malzemelerden yaptığımız sokak yönlendirme levhalarının yapımını ana caddelerden başladık. Daha sonra zaman zaman belde içerisinde sokaklarda yönlendirme levhalarını bitirmeye çalışacağız. Eski belediye binamızın çatısı artmaktaydı. Çatının altına şu an su geçirmez malzeme serildi ve çatı aktarma işlemi yapıldı. Şu an çatı 20 yıl daha sorunsuz hizmet verecek hale getirildi. Belde içerisinde ağzı açık, tehlikeli durumda bulunan yağmur suyu rogarlarımızın resimde görmüş olduğunuz demir ızgaralarına kapatıyoruz.
belediye çalışanlarımızın iş güvenliği ve ilk yardım konusundaki eksikliklerin giderilmesi için iş güvenliği kanunu kapsamında eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Beldemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza beldemiz ile Çamlıca'mız arasında terzalan büyük minibüslerinde kullanmaları için özel indirim kartı uygulamasına geçtik. Engelli vatandaşlarımızın da haklarını en iyi şekilde kullanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Eski belediye binamızın saçak onarımını gerçekleştirdik. Daha önceden saçak altında yaşayan güvercinlerin saçak altına girmesini engelleyip yeterli sayıda sizinle görmüş oluruz. Yuvayı yaptırdık. Belde içerisinde son aldığımız 30 adet konteyner ile konteynersiz sokak cadde kalmayacak. Yağ varlığının gelişmekte olan beldemize yakışmayacağını yerine konteyner alınması daha hoş olacağı düşüncesiyle 30 adet konteyneri de beldemize kazandırdık. Böylece sizin de görmüş olduğunuz konteynerlerden 180 adet belde içerisinde bulunmaktadır. Camilerimizi belli bir temizlik düzenine soktuk. Her ay düzenli olarak temizliğini yapıyoruz. Kutsal mekanlarımız olan camilerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kenar diyebildiğimiz meydanda beldenize yakışmayan yıkık dökük çeşme ve havuz bulunmaktaydı. Dışarıdan gelen bir misafir için beldenize yakışmayan bir görünüm ve itibar vardı. Bazı yıkımlar gerçekleştirdi. Alan üzerinde minibüs garajı düşünmekteydik. Fakat az üst tarafından açık bir salonun olduğu yere daha uygun olacağını düşünüyoruz. Evet. Şimdi kenarı orasını yıktık, havuzu yıktık. Eski düğün salonunu yıktık, çeşmeni de yıktık. Dediler ki her yeri yıkıyorlar. Yani yıkacağız tabii, ne yapalım? Özelliğini yıktırmış. Çeşmeler depolu çeşme. İçi kullanılmıyor. Pislik. Bakım yapmaya kalsın, hastanın yüzünü geçti. Aynı zamanda görüntüyü de kapatıyor. Osmanlı'nın, Osmanlı'nın önünde işte bir toprak birikintisinde çeşme vardı, evlere çekti. Tam bir rezillik, içki içen orada, her şey orada. Düğün salonu. Düğün salonu ne almış, şikayet geliyor. Orada çocuklar varmış. Ne almış, işte kadınlar namaz kılıyormuş. İçki içiyorlar, var varmış. Zaten kullanamıyoruz. Zaten kullanamıyoruz, düğün yapamıyoruz. Bir de tamamen gördük ki bir çevre kilit dolaştırıyorum. Ben şunu diyorum bak, ben hiçbir yersini yıkmadım. Terzihan'da ben çok kendime, yani eminim. Hiçbir yasını yıkmadım. Vatandaşlık kullandığı bir tek yeri yıktıysam o zaman yıktı desinler. Yani yıktığımız yerlerin hepsi tam da özellikle derdolu denizler için bisikletler kalmak için ciddi bir para atıyoruz. Fakat yıktı duyanma zorunda bir birleşimlerle karşılaştık. Mesela örneğin havuz. Havuz eskiden BD içerisinde o zaman Terzihan köyü herkes keçi bakıyormuş. Keçiler buradan çıkıyor, kenardan suyunu içiyor, oradan dağa gidiyor. Dağdan gidiyor, kenar orada suyunu içiyor, oradan evlere dağılıyor. Artık hayvan, bir tane hayvan kalmadı, suyuşan bir tane hayvan yok. Havuz orası batırıyor, pislik. Her taraf berbat. Oradaki havuzun sahiplerine, mirasçılarına sorduk. Dedik ki bakın, böyle böyle düşüncemiz var. Düşüncemiz var, burası yıkacağız, kaldıracağız. Ne dersiniz dedik. Onlar dedi ki, tabii yıkılırsınız abi. İşlerini yitirdim ama biz dediler hayır sürdüğü yaşamasını istiyoruz. Mutlaka bir kenara bir şey yapalım dediler. Tamam dedik. Yani bu işin sahibiyle anlaşarak gittik zaten. Onu da şimdi kenara yapacağız. Çok güzel çeşmesi yaptık. Murat Yusuf diyelim merdivini yazdırdık. O suyu giden kişi hayırını yaşatmak için nasıl olursa havalar düzeldi zaman orası güzel bir çeşmeyi yapacağız. Yani özellikle şunu belirtmek istiyorum. Terzihan Belediyesi bizim dönemimizde hiçbir yersini yıkmamıştır. Sadece görüldüğü gibi, çevrede gibi pislik, her türlü belaya varılan yerler temizlemiştir. Yoksa vatandaşın kullandığı, toplumun kullandığı bir yeri yıkmamız söz konusu değil. Yıkmayız zaten. Evet, yani. Minibüs garajı olarak daha uygun olabilir dediğimiz yerin yıkımını altyapı çalışmaları bitirdik. Alan üzerinde imar yönünden bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini, onları gerçekleştirdik, projesini hazırlamaya çalışıyoruz. Proje hazırlandıktan sonra başka bir bilgilendirme toplantısında siz değerli hanımefendilere buradan müjdesini vermeyi planlıyoruz. Bizim çok dikkat ettiğimiz ve belli aralıklarla takibini yaptığımız yağmur suları,
Biz her yaptığımız yağmur suyu giderlerinden sonra ve her yağmurda belde içerisinde dolaşıyoruz. Nerede bir su bitmesi veya altyapı bozukluğu varsa bir sonraki yağmura kadar yapmaya çalışıyoruz. Amacımız afet denilecek derecedeki yağmurlarda belde altımızı en az zararla çıkartmak olduğunu da buradan belirtmek istiyoruz. Düğün salonunda görmüş olduğunuz ve kullanmakta olduğunuz ses sistemini kazandırdık. Her toplantı etkinlik için belli bir ücret ödemek zorundaydık. Beldemizin düğün salonunda bu sistemi kazandırmak gerektiğini düşünüyoruz. Çakmakçayır Merkez Camii Bahçesi'ni tamamen değiştirdik. Resimlerde de görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir duruma getirdik. Beldemize hayırlı uğurlu olmasını, siz değerli vatandaşlarımızın güle güle kullanmasını diliyoruz. Evet, bayrak resmi geldim ya. Evet, şu anda Evet, caminin bahçesine çok ciddi bir yatırım yaptık. Caminin bahçesi şu anda çok daha kullanışlı bir hale geldi. Ya nasip olursa niyetimiz Ramazan'da teravih namazını burada kılmak. Dışarıda namaz kıldık inşallah. Hocam da tabii ki olur dedi. Burada düzenlemeyi böyle yaptık. Birazdan da bir şeyler yapmak zor. Bir akıl veren çok, eleştiren çok. Ama taşın altında pek elini sokan yok. Şadırvan da kalkacak dedi. Bazı vatandaşların yıkılmasın dedi. Şu anda uygun değil de şu an için şadırvan orada kaldı. Ama şadırvanın yan tarafına ilave bir yer yaptık. Şu anda caminin girişini, çıkışını biraz daha rahatlattık. Devam edelim. Bahçesine yapmış olduğumuz camimizin girişi beton zeminde. Özür diliyoruz. Bahçesini tamam yapmış olduğumuz camimizin girişi beton zeminde. Bu zemine kaymaz kalem olur ve kayar otomatik kapı takılmasını sağladık. Orman müdürlüğümüzün soğuk kış günlerinde kuşların barınabilmesi için belediyemize göndermiş olduğu 20 adet kuş yuvası belde içerisindeki çeşitli yerlere asılmıştır. Karla mücadele için 2 adet kepçe belde meydanımızda hazır bulundurulmuş olup karla mücadelede görev almışlardır. Çoğu köylerimizin yolları kapandığı halde beldemizin yolunun açık kalmasını sağlamaya çalıştık. Düğün salonumuzun her şeyi bitmişti. Bir tek kaloriter eksiği vardı. Onu da hallettik. Artık kışında Mustafa Cumhurbaşkanı düğün salonumuzda her türlü etkinlik yapılabilecek sıcak ortamlar sağlamaya çalıştık. Belediyemizde çalışan 6 memurumuza sosyal denge sözleşmesi imzaladık. Sosyal haklarının korunması için bakımından memurlarımızı unutmadık. Belediyemizde çalışan 4 adet kadrolu işçimizin de işçi sendikası ile sözleşme imzaladık. Onların da sosyal haklarını kolluyoruz. Süle Mahallemizin Merde Caddesi üzerinde bulunan kanal resimde görmüş olduğunuz gibiydi. Ekibimiz de 2 gün gibi kısa bir süre içerisinde 40 metre uzunluğunda kanal yaptık. Beldemiz Merkez Cami Bahçesi düzenlemesinden sonra cami bahçemize aydınlatma direği ve Türk bayrağı dikmiş, belde meydanımızda da artık şanlı Türk bayrağımızı dalgalandıracağız. Sayın Çanakkale Valimiz Ahmet Çınar beldemize yaptığı şehit ailesi ziyaret esnasında Hatıra Çınar Ağacı dikimine katıldı. Merkez Parkımızı dediğimiz Çınar Ağacı ileride büyümesi dileğiyle. Çöp konusu. Evet, çöp konusu. Gazanla çöp konusu bayağı problem. İki gün gün aşırı çöpe çıkıyor. Pazartesi, çarşamba, cuma. Ayrıca cumartesi. Ya çöp konusunda şöyle söyleyebilirim. Biz çöp konusunda gerçekten sınıfta kaldık. Yani çöp konusunda çok kötüyüz. Yani karı kocadan yiyecek en ufak yok karı koca tertemiz. Biz de bir türlü biz temizlemeyi başaramıyoruz. Yani boşaltamadığımız çöp bidonlar boşaltıyor. Ya ben hoşuna olur mu diyeceksin de oluyor. Çöp bidonu alıyor bir saat sonra oluyor. Bakın burada gördüğünüz gibi ben bu konuda duyarlı olmak istiyorum. Örneğin kar yağdı, kış var. Ya çöp atmanın bir anlamı yok. Hayvanlar daha açık. Herkes şu anda koysun, evini sakınsın. Ya bu şu anda şu gördüğün manzara performa yakışıyor mu? Yakışmıyor. Biz bu işlerle hasta oluyoruz.
Bakın ne kadar borçlu, bahçe pisliği varsa hepsi çıkartmış. Bunların ne yapılması gerekiyor, yapılması gerekiyor. Ne yakamıyorsun, tamam yakamayabilirsin. O zaman belediyeler dört tane geçecek. Biz ücretsiz, akşamları içeriz bitimde gidip vatandaşın giyip böyle telefonu araştırıyoruz. Sabah yerinde çöpünü atıyoruz. Ama maalesef vatandaşlarımız bu dediğimiz yöntemler değil, resimde görünen şekilde davranmayı tercih ediyor. Bakın bu kesinlikle belediyemize yakışmıyor. Bir kere Müslümana yakışmıyor. Temizliği şartı falan yani. İman şartı, yemin iman şartı temizlikte. Yani kesinlikle çok kötü bir manzara. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Lütfen biraz daha duyarlı olalım. Tatlı su faturaları. Evet bakın bu da tatlı su. Şimdi Karadeniz suyu bu tarzından ortaya da almaya atmıyor arkadaşlar. Bakın 687 lira fatura gelmiş. Birisi bahçeye suluyorsun. O odunu çıkarın. Arkadaşım sen burada suluma yapma diyeyim. Burada kulak kulağı hepinizin aklı var diyeyim. Bakın 687 lirayı ne zaman 16.05'te belediye fatura gelmiş. Belediye bu para ödeyecek. Nerede ödeyecek? Sizlere yapacağımız harcamalarda buraya gidip para ödeyeceğiz. Ya bu işe, ya burada kulak var, burada terzan, 2000 tane yaşayan vatandaşın herkesin hakkı var. Burada